merhaba arkadaşlar. Ben Can Soca. 287. sayfadaki 16. örnek ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. 16. örnekte D açısı 90 dereceden küçük. ABCD bir yamuk. ABDC'ye paralel. BCD bir 60 derece. AB 5. AD 7. BCD 8 santim olarak verilmiş Benden ABCD yamuğunun alanını istemiş. Şimdi hepsinin yerleşmiş olduğunu gördük. Eğer yerleşmeseydi ben bunların hepsini tek tek yazacaktım. Ya da eksik olan hangi kenarsa onu yerleştirmiş olacaktım. Şimdi yamukta şunların bilmesi gerekiyor. Üst taban ve alt tabanı bilmem gerekiyor. Bir de yüksekliği. Burada sadece üst tabanı biliyorum. Alt tabanı bilmiyorum ve yüksekliği bilmiyorum. İki tane bilinmeyen var ama ben bunları bulabilirim. Şimdi ben burada o zaman ilk başta yükseklikten başlayacağım. Buraya ve buraya h çizebilirim. bunlar dik olarak indi. Şimdi ben buradan bir şey bilmiyorum ama buradan bulursam buraya da yerleştireceğim. Şimdi 90'ın karşısı 8 verilmiş burada 60'ın karşısını bilmiyoruz. Buradaki açıyı da bilmiyoruz. Şimdi 90 60 derece olduğu için üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. 90 derece 60 derece var topladık 150 o zaman buradaki açımız kaç olması lazım 30 derece olması lazım şöyle bir özelliğimiz vardı 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı yarısı olması lazım o zaman 4 60'ın karşısı da tam 4 çarpı köküç katıydı yanına da köküçü yazıyorduk o zaman burası 4 köküç ise burasının 4 köküç olması lazım çünkü ikisinde de haçlar her zaman eşittir şimdi Burada da bir o zaman Pisagor var. Ee, burada bilinmeyen şurası olsun x. X bilinmiyor. 90'ın karşısı e, biliniyor e, burada. E, ben şu şekilde çizebiliyordum. Şöyle aynı şekilde e, buraya taşıyacağım. Şurası 7 olarak verilmiş. Burası 4 kök 3 olarak verilmiş. Burası x. Burada Pisagor'da şöyle bir özelliğimiz vardı. 90'ın karşısı burada 7 olduğu için 7'nin karesi her zaman dikin karşısı yalnız olmalıydı. Ee, bu tek başına kalmak istiyor. 7'nin karesi eşittir. X'in karesi ile 4 kök 3'ün karesinin toplamına eşittir. 7'nin karesi 49. Burası x kare artı. 4'ün karesi burada 16. Kök karesi de ne burada? 3. Ee, burası çarptığın zaman 48 artı. X kare eşittir 49. 49'dan 48'i çıkartırsam 1'e eşit. E, x kare neyin karesi 1 olur dedim. x dediğim şeyin karesi 1 olur. Yani 1'in karesi olur. O zaman x dediğim şey burada 1 geldi. Tabanı ben bulmuş e, oldum. Burası 5 ise burası da 5. 1, 5, 4 daha topladım. 10 geldi. Üst tabanı biliyorum. Alt tabanı biliyorum. Yüksekliği biliyorum. Artık ben alanı o zaman bulabilirim diyorum. Şimdi alanı ben şu şekilde bulurum. Bu e, yamuğun alanını. Üst tabanım benim 5. Alt tabanım ne benim 10. Ben bunu ikiye bölüyorum. Üst tabanla alt tabanın toplamı bölü 2. Çarpı yükseklik ile çarpıyordum. Bir önceki derslerden mutlaka hatırlatmalara bakın. Birinci özelliğin formülüydü. Buraya ben A diyordum. Buraya C harfini veriyorduk. A'sı burada ne? 5'miş. C'si burada 10'muş. A ile C'nin toplamı böyle 2 çarpı yükseklik. Burası da H anlamına geliyordu. Şimdi 5 ile 10'u toplarsam 15. 15 bölü 2 çarpı 4 kök 3. Ben burada düzenleyecek olursam 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2 geldi. 15 ile 2'yi çarparsam ben burada 30 kök 3 gelecektir arkadaşlar. Yani cevabımız burada Edirne olacaktır burada gördüğünüz gibi sıra size sorusunu kendiniz yapıyorsunuz burada sizin yüksekliği bulmanız lazım aynı şekilde şurayı indirip e, burada e, kare ya da bir şeyler elde etmeniz gerekiyor e, Pisagor'dan ve Öklit'ten yararlanabilirsiniz şimdi burada şöyle başlayalım ikisi kenar var e, 6 var 9 var ikisi bilmiyorum ama bu sefer yamuğun alanını biliyorum. Yamuğun alanından gitmem gerekiyor. Şimdi e, burada şu şekilde yapacağız. İkiz kenar olduğu için bunu iki eşit parçaya ayıracak. O zaman ben buradan bir indirdim. Bunu iki eşit parçaya ayıracağı için 3'e 3 üç dedim. E, buradan dikten dik iniyorsa Pisagor aklıma gelecekti. Şuraya küçücük çizelim. Dikten dik iniyorsa eğer e, buraya h diyecek olursam ben haşı bulalım diyorum Burası ne 3 e, şuraya kadar olan şu küçük kısım Burası 3 şu büyük kısım al e, burası 6'yı parçalamış oldum 3'e 3 üç. burada sadece 3 kaldı bir 9 var 12 gelmiş oldu şöyle bir özellik vardı haşın karesi P diyordum burada k diyordum bu P ile K'nın çarpımına eşittir. 3 çarpı o zaman 12. H kare eşittir. 3 ile 12 çarparsam 36. Neyin karesi 36 diyorum. 6'nın karesi değil mi 36? O zaman H dediğim şey ben burada ne bulmuş oldum? 6. 6. ben burada yüksekliği biliyorum. Tabanı da biliyorum. O zaman eksi bilmesem de olur. Çünkü sonucu biliyorum ben. Demek ki oradan bulabilirim. Burada alan K, L, M, N'nin yani bu yamuğun alanını bana ne vermiş 69 ee, yukarıdaki x'i bilmiyorum x artı bunun hepsi diyorum üst taban x alt tabanın toplamı ne e burada 6 ile 9 toplarsan hepsi kaç gelmiş oldu buradan 15 alt tabanda 15 bölü 2 diyorum formülden geliyor çarpı h demem gerekiyordu h de burada ne geldi 6 6 ile 2 sadeleştirdim burada ne geldi 3 x artı 15 çarpı 3 geldi sadeleştirme yapabiliriz arkadaşlar 3 ile 69'u sadeleştirirsem burada kaç kalıyor 23 23 eşittir x artı 15 X buradan 23'ten 15 çıkartırsam 8 gelecektir. Yani cevabımız burada Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8. 18. soru ile gelin devam edelim. Ee, güzel bir soru. Burada ikiz kenarlık var. Burada 10 var. Burada 26 var. Her zaman e, bunlarda e, bizim e, paralel kenar çizip e, bir yerden başlamamız gerekiyor. Ben o zaman şuradan diyorum bir paralel kenar çizeyim buna. O zaman burası 10 oldu. Burası 13 ise burası da 13 oldu. Burası komple 26 ise burada 13 geldi. Bu 13 de dikkat ederseniz bu 13 ikiz kenar. Burası da 10. O zaman diyorum buraya ben şöyle bir şey çizebilirim. Buradan bir dik çizersem iki eşit parçaya ayırabilir. Burası, bunlar çünkü ikiz kenar. E, i̇kiz kenarsa eğer e, bir dik indirdiğim zaman iki eşit parçaya bölünüyorsa burası açı ortay oluyordu. Ve yükseklik oluyordu burası da. E, diğer kenarları da getiriyordu. O zaman burası e, iki eşit parçaya bölünüyse 5'e beş 5 olacaktır. Şöyle bir özelliğimiz vardı hatırlatacağım. Pisagor'dan 3 e, özelliğimiz şu şekildeydi bizim 5 12, 13 özelliğimiz vardı bizim. 5 o zaman dikin karşısı burada ne? 13. Dikin karşısı 13. Şurası 5 ise buranın kaç olması lazım? 12. Her zaman dikeni karşısı en büyük kenar olmak zorunda. O zaman en son yazıyorsunuz. 5, 12, 13 küçükten büyüğe doğru. Her zaman dikin karşısı en büyük kenar olacakmış. Dikin karşısı ne? Burada 13. Burası 5 ise buraya kaç kalmış oldu? 12. O zaman yüksekliği ben buldum burada neymiş? 12ymiş. Şimdi bir de şöyle bir şey var burada. Ben bu B şuraya K diyecek olsam BKC üçgenin alanını şu şekilde bulabilirim. BKC üçgenin alanını burada iki türlü bulabiliriz bizi bunun alanını tabanımız ne bizim burada 10 e, yüksekliğimiz kaç 12 bölü 2 bir de burada yazacak olursak böyle iki bir de şu şekilde bulabiliriz onu da sarıyla göstermek istiyorum e, ben burada tabanı biliyorum ama yüksekliği bilmiyorum buraya bir de bu şekilde yükseklik indireyim dedim BKC üçgeni için buraya H diyecek olursam sarıya tabanım kaç benim burada 13 Yüksekliğim kaç bilmiyorum. H dedim. Bölü 2 yazarsam BKC üçgenin alanını bulabilirim. Aynı şekilde bulunabilir. O zaman ikisi de birbirlerine eşitse gelin beraber bulalım. Bu ikiler birbirini götürdü. Haş dediğim şey buradan ne gelir? 13'ü bunun paydasını gönderirsem burası ne? 120. 120 bölü 13 gelmiş oldu. Ben haşı buldum burada. Benden bu komple yamuğun alanını istemiştim. Hem bu yamuğun alanını nasıl bulabilirim? Alan A, B, C, D'yi. Ben burada haşı bulmuş oldum artık. Şu sarı çizdiğim. Üst tabanı biliyorum. Alt tabanım da zaten 26. Üst taban 13. Alt taban ne? 26 bölü 2. Haşımı artık ben buldum. 120 bölü 13. Bu çok fazla kullanılan, çok fazla yerde çıkan bir soru tarzı. Lütfen bunu 2-3 kere kendiniz yazıp çizip çözün. Çünkü gerçekten çok önemli bir örnek. 13 ile 26'yı toplarsam 39 gelecek burada bölü 2 çarpı 120 bölü 13. Sadeleştirme yapacak olursam 39 ile 13'ü sadeleştirirsem burada 3 kalır. 120 ile de 2'yi sadeleştirirsem burada 60 kalır. 3 ile de 60 çarparsam 180 gelecektir arkadaşlar. Burada cevabımız Adana olacaktır. Gördüğünüz gibi. Sıra sizde sorusunu kendiniz çözüyorsunuz arkadaşlar. 19. örneğe bakıyoruz biz. Burada ABCD yamuğunda EF yükseklik DF 14, FC'ye eşit ve 16 santim olarak verilmiş. 2 tane alan AFD'nin 3 tane alan EBCF'ye eşit olduğu verilmiş. O zaman ben burada... Ee, ilk başta mavi çizili olan a E, F, D e, e, yamuğunda götürüp yerine yazacak olursam iki tane iki çarpım. Burası komple 16 ise buraya kaç kalmış oldu? 16-x kalmış oldu. Ee, üst taban burada ne? 16-x. Alt taban ne? 14. O zaman yazacak olursam ben burada 16-x artı 14 bölü 2 çarpı yükseklik dedim eşittir diğer tarafı da kırmızı ile göstereyim üst tabanı ne bunun şuranın alanını bulacağım e b f c 3 tane alan e b f c'nin 3 tane e, burada x artı alt taban ne burada e, 16 bölü 2 çarpı yükseklik eşitmiş Bunları sadeleştirecek olursak onu da yeşille göstereyim. Haşlar birbirini götürüyor dikkat ederseniz. İkiler de birbirini ikisinin de payda olduğu için gitti. 2 ile 3'ü sadeleştiremiyorum. O zaman düzenleyip çarpmam gerekiyor. 2 çarpı 16 ile 4 toplarsam 30 eksi x geldi burada. 3 çarpı x artı 16 kaldı burada da. Şimdi tek tek çarpalım. 2 ile 30 çarparsam 60. 2 ile eksi x'i çarparsam eksi 2x. Burada 3 ile eksi çarparsam ve bunu çarparsam 3x artı 48. Burada 2x karşı tarafa geldi. 5x. 60 tane 48 çıkartırsam 12. x buradan eşittir. Bunun paydasını gönderecek olursam 12 bölü 5 gelecektir arkadaşlar. Yani cevabımız bizim burada. Burada gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi. Sıra sizde sorusunu ben yapayım. burada dik değil dikkat ederseniz bu soru tarzı çok fazla kitapta çıkar. E bunun içerisine herhangi bir diklik çizebilirsin. İster buradan çizebilirsin, ister buradan çizebilirsin. İkisinin ortası burası da olabilir. Burası da olabilir. Burası da yani hiç fark etmez. haşı nereden çizdin, hiçbir önemi yok burada. O yüzden şu şekilde başlayabiliriz. bu bu yamuk için yani AF e, D yamuğu için şuradaki yamuk için bunu haş olarak seçecek olursam ben daha düzenli bir şekilde çizelim. Ee, bunun içerisinde haş olarak alırsam e, bunun içerisindekini de haş olarak alırsam A, F, E, D'nin e, e, alanının e, F, B, C, E'nin alanının yamuğu oranı 5 bölü 7 olarak verilmiş. İlk başta çizdiğim şeyi mavi olarak alacak olursam. Bunun üst tabanı A, F, E, D'nin üst tabanı 5. Alt tabanı 10'dur. O zaman yazacak olursam ben burada. Üst taban ne burada? 5. Alt taban ne burada? 10. Bölü 2 çarpı haş diyorum diğer tarafı da kırmızı ile göstereyim F B C E yamuğunun üst tabanı ne burada 3 alt taban ne x 3 artı x bölü 2 çarpı haş bunların oranı neye eşitmiş 5 bölü 7'ye eşitmiş şimdi ben bunları düzenleyecek olursam arkadaşlar H çarpı birbirlerini götürdüm Burada ikiler de birbirlerini götürdü. İşler dışarı çarpımı yapacak olursak burası ne? 15 geldi. Aşağısına geldi. 3 art x kaldı sadece. Direkt yazabilirsiniz. Paydaları bir falan yazmanıza gerek yok. Bu 5'e bu da 7'ye eşitmiş. bunun kaç katı? üç katı. bunun kaç katı olacak? üç katı olacak. Yani buranın 21 olması lazım o zaman. Buranın 21 olması lazım. 3 art x o zaman eşittir. 21. X buradan eşittir. 18 gelecektir arkadaşlar. Yani cevabımız burada 18. Kritik kutusu. Çok önemli bir not. Şimdi burası A. Burası C kenarıysa eğer. Burası A direk yazıyorum. Buraya da C'yi yazıyorum. Yanlarına direk S harfini getiriyorum. Yani burası 5 ise. Burası 9 ise. Burası 5 yazılacak. Yanına S Buraya 9 yazılacak. 9S. Yani 5 ve burası 5S. Bunun gördüğü kenar. Burası 9 sa bu üçgenin alanında 9S gelmiş olacak. Ya da buraya 6K verildiyse eğer bu bunun yarısıysa 3S gibi ise bu da bunun yarısı 5S gibi olacak. Çünkü bunların ikisinin içerisinde de yükseklikler aynı. Şunun içerisinde bunun dışından alman gerekiyor dar açı olduğu için. Bunun için yükseklikte burasıdır. Yani şu e, koyu çizdiğim kenarla şu aslında aynı haş olduğu için haşlar birbirini götürdüğü için aslında oranları birbirine eşit olmuş oluyor. Bu e, çok önemli bir özellik. Bunu lütfen dikkatli bir şekilde kendinizde inceleyin. 20. soruya bakacak olursak bizi burada. Burada şu şekilde bana 9 tane AB kenarı 2 tane DC'ye eşit verilmiş. 9 ve 12'nin katı burada 18K olarak seçebilirim. 9'a neyi çarparsam 18K olur. 2K'yı. 2 neyi çarparsam 18K olur dedim. DC kenarın o zaman 9K olması lazım. Götürdüm yerine yazdım. AB ye o zaman 2K. DC'yi de 9K olarak yazabilirim dedim. 2K ise burası kaç katı olmuş? 6 katı. Yanına K yazmamış dikkat ederseniz. Burada ne gelmiş oldu? 6 katı olarak almış oldum. O zaman bunu da aynı şekilde 6 katı alacağım. 9 ile 6'yı çarparsam burası 54 gelecektir o zaman. ABCD'nin alanını istemiş. Yani bunun hepsinin alanını istemiş. 54 ile o zaman 12'yi direkt toplamam gerekiyor. Buradan 66 gelecektir arkadaşlar. Yani cevabımız burada Adana gelmiş oldu. Sıra sizdeki e, sorusunu kendiniz yapıyorsunuz arkadaşlar burada e, alanlardan gidebilirsiniz bunu 21k a seçebilirsiniz abi o zaman e, 3k DC buradan e, 7k gelmiş olacak götürüp yerine yazmanız gerekiyor direkt e, alanı vermiş sana senden şurayı istiyor e, ikinci özellikle devam edelim buradan ABCD yamuğunda köşegenler çizildiği zaman yan alanlar eşit oluyor. Yani şunu demek istiyor. Burası A1 ise burası A2 ise şu yan alanlar burası S ise burasının S olması lazım. Yani şu ikisinin çarpımı A1 ile A2'nin çarpımı S ile S'in çarpımına eşit olmuş olacak. Yani buradan S kare gelecektir arkadaşlar. Özelliğine bakacak olursak DC eşittir 3 tane AB eşitmiş. Alan BEC 18 BEC 18 santimetre kare verilmiş. İçine yazılmamış dikkat ederseniz biz yazmış olduk. Siz de o yüzden her zaman e, soruyu ilk başta okuyun. Ne yazılmamışsa lütfen götürüp yerine yazmayı ilk başta deneyin. ABC'de yamuğun alanı yani hepsinin alanı sorulmuş. Şimdi ben burada dc ile ben bunu 1 olarak alırsam 1 ile 3'ün katı nedir? 3 kaldır. Yazdım. 1 ile neyi çarparsam 3k yapar. Buranın 3k olması lazım. 3 ile neyi çarparsam 3k yapar. O zaman buranın k olması lazım. AB kenarı k ise dc kenarı 3k'ya eşitmiş. Şöyle bir özelliğim vardı. Bu kelebek de diyebilirsiniz. Şuraya çizmek istiyorum. Şurası ile dikkat ederseniz şurası kelebek şeklinde ya da e, bunu şey olarak da alabilirsiniz. Baklava dilimi olarak da düşünebilirsiniz. İki bakla, baklava dilimi birbirine ters şeklindeyse ise eğer K'ya 3K ya benzerlik vardır deriz. Ve burada alanları oranları da bunun her zaman e, karelerini verecektir. Yani K'nın 3K'ya oranı burada karesi bana bu bu durumların her zaman alanlarını verecektir. O zaman bu k'lar gelecektir. 1 bölü 3'ün karesi gelecektir. Yani 1 bölü 9. Ben bunun yanlarına da s de yazabilirim. Şu şekilde göstereceğim ben bunu. Şekilde. Ben burada götürüp yerine yazacak olursam burası aysa, burası 9 aysa. o zaman A'ya e, 9 A şeklinde dedim e, alanları. Ve her zaman burası 18 ise buranın da 18 olması gerekiyordu. Karşılıklı e, şeyler birbirlerine eşit olarak verilmişti. O zaman e, şu şekilde yapacaktık. A ile 9 A'nın çarpımı A ile 9 A'nın çarpımı eşittir. 18 ile 18'in çarpımına eşitti. Yani şu iki kenarın çarpımı şu iki kenarın çarpımına eşit olmuş olacak. E, burada Sadeleştirme yapalım. 18 ile 9 sadeleştirirsem burada 2 kalır. A kare eşittir. 2 ile 18 çarparsak burada 36. A buradan eşittir. 6 gelecektir. Burada A6 gelmiş oldu. Düzenleyecek olursam ben burada hepsinin alanını istediği için A, B, C, D yamunluğum. başına A dedim. 18, 18 dedim. E aynı 9a var. Yani toplam 10 tane a var. A'yı da 6 bulmuştum ben burada. 18'e 18 toplarsam 36. 10 e 10'la da 6'yı çarparsam 60. E ben buradan 96 bulmuş oldum. Yani cevabım burada. Eldirine gelmiş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sıra sizde. sorusunu kendiniz çözüyorsunuz. biz bununla devam ediyoruz. Burada ABDC'ye paralel verilmiş e, ve 9, 21 ve 16 bunlar da yerleştirilmiş. E, bunlar e, bu e, yamukların e, üçgenlerin e, alanlarıymış. Benden K, N, B istenmiş. K, N, B. yani şu soru işareti olan kısım istenmiş. Ben bunu şu şekilde yapacağım. E, dedim ki ben bunları parçalayabilirim. Şuradan bir parçalayayım dedim. Başka da parçalamam gereken yer var mı? Hayır yok. Karşılıklı kenarlar her zaman birbirlerine eşitti. O zaman burasının 9 gelmesi gerekiyor. Burası 9'sa, 9 ise 21'den 9'u çıkartırsak biz 12 kalmış olacak buraya. Burası 12 ise bunun da 12 gelmesi lazım. Ben burada şunları biliyorum. Karşılıklı kenarları biliyoruz dikkat ederseniz. Bunların da karşılıklı kenarların çarpımı eşitti. Yani 12 ile 12'nin çarpımı Burada 16 ile soru işaretinin çarpımına eşit. Sadeleştirmeler yapacak olursak biz burada 16'yı 4'e böldüm 4, 4'e böldüm 3. 12'yi 4'e böldüm burada 3 gelmiş oldu. 3 ile 3'ü çarparsam 9. Soru işareti yerine yani 9 gelebilirmiş. O yüzden cevabım burada Edirne gelmiş oldu arkadaşlar. Dersimizi burada bitiriyoruz.